Oturun, oturun. Rahatsız olmayın. Arkadaşlar, yollarımızı ayırma vakti geldi. Nasıl yani? İkinizi de kardeşim gibi seviyorum. Sevgiye dair bir problemimiz yok. Ama bundan böyle sizinle çalışmak istemiyorum. Varsa hakkım helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Bundan sonra yollarımız ayrıdır. Usta tamam, haklısın. Affedilir bir hata yapmadım. Fevri davrandım. Memati'cim, bu seni iyi yapın. Sen fevri davrandığın için Memati'sin. Benim seni değiştirebilecek bir gücüm yok. Böyle bir niyetim de yok. Abdüley de inatçı. O da böyle yaratılmış. Ben artık ikinizle de devam etmek istemiyorum. Bu da benim yapım. Usta. Dinleyecek bir şey yok Memati. Tek taraflı bir karar bu. Kesin mi? Hı hı. Bozulacak bir şey yok Abdüley. Adam haklı. Ben bir şey mi dedim? Kabul et oğlum. Bak, ben hata yaptığımı kabul ediyorum. Sen de Hamit işinde hata yaptığını kabul et. Ben senin kadar, kovulacak kadar büyük bir hata yapmadım. Senin hatan da bu. Kabul etmiyorsun hatalarını. Etmiyorum abi. Çok ağır konuştu çok. Ama usta haklı. Bana en çok koyan da kalkıp gitmesi oldu. Değil mi Abdüley? Nereye gidiyorsun? İşine bak Erhan. Yürü Abdüley. Nereye gidiyoruz? Ömer babaya. Sen git, ben gelmiyorum. Git git iyidir. Başka türlü o şişkinliği atamazsın. Yürü dedim. Benim kimseyi dinleyecek halim yok. Ben nereye, sen oraya. Seni bana emanet etti usta. Hadi yürü. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır? Siz kimle helallik alamadınız da geldiniz? Oğlunla. Otur Abdüley. Bir şey mi oldu? Sana kim geldi ki helallik almaya? Abi bize ne? Bugün ilk defa doğru söylüyorsun Abdüley. Çay koyayım size. Sabahtan beri çay içe içe zifte döndük. Derdimiz niye çayından büyük? Nehir o abi. Zehir, zehir. Ne nehri? Polat'la mı ilgili yoksa birbirinizle mi ilgili? Yok, bizim hiç problemimiz yok.
Değil mi Abdüley? Ufak tefek kusurları da görmüyoruz artık. Neticede oğlun haklı. Biz yanlış yaptık. O da bizi kapının önüne koydu. Nasıl koydu? Bildiğin koydu. Dostumuz Baki, sizinle artık çalışmıyorum dedi. Sebep? Sebep ne olacak? Bin tane sebep var. Ama bu kovmak ne demek? Biz hata yapacağız, o da bizi affedecek. Abi kovar kovar. Bizimle çalışmak zorunda mı? Senin kafanın almadığı şu Abdüley. Bir, biz sigortadan işe girmedik. Kader belli yaparak buralara geldik. İki, ayrıca burada senin fikirlerini dinleyecek değilim. Ömer babayı dinleyeceğim. Evladım, beni ne dinleyeceksiniz? Hata yaptıysanız gidin özür dileyin. Özür dilemek de olacak iş değil. Almıyor adam. Gelin benimle çalışın. Nasıl seninle çalışalım? Biriniz dükkan açarsınız. Biriniz çay yaparsınız. Geçinir gidersiniz. Oğlum bizi çekemedi. Sen bizi nasıl çekeceksin? Bir şey söylesene Abdüley. Beni dinlemeye gelmedin abi. Baba, oğlunla bir konuş. Ne diyeyim Memati? Hadi sen çocuklara küsmüşsün, haklısın. Ya onlar sana küserse? Bu işin dönüşü olmaz, yazık olur falan de. Tehdit edeyim yani. Aynen et. Canım bizim dinimiz birlik beraberlik dini değil mi? Ayrılık gayrılık nereden çıkmış değil mi? Bu işine geldiği zaman dini ortaya koyup hüküm isteyenler gerçek dini hiç mi merak etmek istemezler? Ona daha yaşımız var Ömer baba. Hazır elimiz ayağımız tutuyorken vatana millete hizmet edelim. Doğru ya evladım. Siz çok yaşayacağınız için sektör itibarıyla uzun yıllar sonra tövbe eder. Af diler, Allah'a sığınırsınız. İnşallah, inşallah. Samimi olarak benim niyetim bu. Yaşlanınca da Allah'a hizmet edeceğiz tabii. Allah'ın da sizin hizmetinize ihtiyacı vardı evladım. Yok mu Ömer baba? Oğlumun bile yok. Sen kendi ağzınla diyorsun. Allah'ın niye olsun? Duydun mu Abdüley? Baba haklı. Ben katılmıyorum işte. Ayrılık gayrılık bize yakışmıyor. Dost var, düşman var kardeşim. Bize her zaman bölen bu ayrılık işleri işte. Haksız mıyım baba? Tamam evladım. Ben Polat'la konuşurum. Ama siz yarından itibaren dükkanı açmaya gelin. Dükkan dediği cami Abdüley. Sabah namaza gideceğiz. Beni de uyandır. Kapat şu telefonu. Usta, haklısın ama bizi dinlemeden olmaz. Dinleyecek bir şey de yok, konuşacak da. Çıkmam lazım. Nereye çıkıyorsan birlikte çıkalım. Biz Cahit'le çıkıyoruz. Siz çay kahve içiyorsanız oturun. Keyfinize bakın. Abi niye üstüne üstüne gidiyorsun? Adam atla Abdüley. Usta mı? Hay Allah'ım ya. Niye bana telefonu kapattırıyorsun? Artistlik yapma lan. Ne olmuş adam gibi söylesene. Ersoy hastanedeymiş, çıkmış. Gaye'ye söylemiştim bak diye. O mesaj atmış. Hangi hastanedeymiş? Hamid'in kaldığı hastanede. Usta haklı diyorum kardeşim. Sen daha Hamid'ine doktor yolla. Moraller nasıl abi?
0. Kim geldi gitti biz yokken? Abi şimdi söylerim. Polat abi beni de sizin yanınıza yollar. Sizin yanınız bizim yanımız mı var? Hepimiz bir çatının altındayız işte. Söyle. Zaza dayı geldi, Alper geldi, Haşim ağa geldi. Ne diyorlar? Abi benden duymuş olma. Burayı mı dinletiyorum? Nereden duymuş olacağım Erhan? Konuş işte. Haşim ağa postayı koydu gitti. Ben Ersoy'un tarafındayım dedi. Yürü Abdül'e gidiyoruz. Abi sen nereye istiyorsan oraya git. Ben gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum? Ben nereye sen oraya? En azından sen yanımda ol ki her şeyi hepten berbat etmeyeyim. Şirazem kaymış zaten. Ona göre yürü. Abi burada ne işimiz var? Biz Haşim'in mekanına girip sıkalım. Bak bakalım Polat Elemdar bizi nasıl yanına alıyor. Abi savaş başlatacaksın. Hepimiz altında kalırız. Altında mı kalırız? Anlamıyor musun sen Abdüley? Usta bizi yerin 7 kat altına gömdü zaten. Daha neyin altında kalacağız? Çıkarma. Gözdağı verip gidelim. Haşim bir gelsin. Ersoy'la anlaştığını söylerse olayın kralını çıkaracağım. Kralını. Buyurun. Nerede koçum ağan? Hadi bekliyoruz da. Haşim ağa burada yok. Nasıl yok? Artistlik yapma git çağır. Yok dediysek yok. Bir şey diyecekseniz bana deyin. Ben kendisine iletirim. Adın ne senin? Mehmet. Sen arayıp ağana dedin mi Memati baş gelmiş seni görecek diye. Telefonu kapalı. Gözümün önünde ara. Ya buradan çekin gidin ya ben sizi yollarım. Nasıl yollayacaksın bir yolla bakalım. Ben seni buradan canlı yollamam. Geldiğin gibi ayaklarının üstünde git. Cansız yolla işte. Nasıl yollayacaksan öyle yolla. Çıkıyoruz. Yürüsene. Abi Hüsnü'yü ara. Ambulans göndersin. Kafayı mı yedin Abdüley? Bırak ölüyorsa ölsün. Haşim'in tek oğlu bu. Nereye ölüyor? Ölme lan. Ölme. Bacağından vurmuşsun oğlum. Bir şey olmaz. Ölme lan, ölme! Kamera mamera varsa bilgisayarı falan sök Abdüley. Çabuk!
kesin Haşim'in oğlu olduğuna. Neye geldik, ne oldu? Neye geldik abi? Bunu yapmaya geldik, bu oldu. Ne olduysa oldu. Kimse bilmeyecek. Ne demek bilmeyecek? Biz buraya gelmedik, böyle bir şey yaşanmadı. Anladın mı? Ya kamera kayıtlarını aldık. İçeride yaşayan kimse de yok. Bu işi biz yapmadık. Tamam mı Abdüley? Böyle bir şey saklanmaz ki. Şimdi gidip sıcağı sıcağına da söylenmez ki. Ne diyeceğiz Abdüley? Seni getirtmek için gidip Haşim'in oğlunu mu vurduk diyeceğiz? Abi ben vurdum. Seni beni var mı Abdüley? Beni kurtarmak için vurdun. Abi bana izah etmenin ne önemi var? Abiye de ne diyeceksin? Yüzümüze bakmaz, anlamıyor musun? Zaten bakmıyor. Haklısın kardeş. Bize saklamak da yakışmaz. Neyse ne. Gideceğiz, yaptığımızı anlatacağız. Şimdi yüzümüze bakmıyor. Anlattıktan sonra bir ömür bakmaz. Canı sağ olsun. Abdüley! Hadi. Sen de ters ters konuşma Cahit ya. Usta, müsait misin? Değilim. Kitap yok elinde. Demek ki müsaitsin. Gel Abdüley. Ne var Memati? Ters bir şey mi oldu usta? Duydunuz mu Ersoy'un yaptığını? Ne yapmış şerefsiz? Abi... Haşim'in evini basıp çocuğunu öldürmüş. Yapma usta ya. Memati abi... Hep benim yüzümden Abdüley. Daha fazla konuşup ustanın asabını bozma. Tabii ki hep senin yüzünden. Nereye usta? Memduha. Sana ne Memati? Yok, o açıdan değil. Ersoy Haşim'le anlaşmıştı. Niye onu vurdu ki? Memduh'un üstüne bırakmak için. Cahit yürü, gidiyoruz. Duydun mu Abdüley? Ne yapıyorsun abi sen? Abdüley kes sesini. Olan oldu. Kalsın Ersoy şerefsizine. Siz ne yapıyorsunuz burada? Erhan ustaya sabah geldiğimizi söyledin mi? Yo. Yine bir şey mi yaptınız? Ne yapacağız oğlum? Gelip gittiğimizi söyle ki pişman olduğumuzu anlasın usta. Abi bu Haşim'in oğlu meselesiyle bir alakanız yok değil mi? Haşim'in oğluyla da Haşim'le de bir meselemiz yok. Meselemiz Ersoy'la. Abdül? Baba Memduh'un canını yakacaklar. Biz ne güne duruyoruz oğlum? Hayırdır savcı hanım? Azat'ı cezaevinde şişlemişler. Azat kim? Baran'ınki. Ölmüş mü? Ağır yaralı. Aman savcı hanım söyleme. Baran'ı burada tutamayız sonra. Kızın güvenliğine söz vermiştim. Söylemem lazım. Eğer Haşim'in oğluyla alakalı gelmişseniz savcı hanım... Bizim alakamız yoktur. Onun için gelmedim. Azad'ı yaralamışlar. Olacağı belliydi. Namussuzlar.
Baran'a söylemeyin isterseniz. Durumu belli olsun. Sonra uygun bir dille anlatırız. Ölmüş mü, ölmemiş mi? Azadım hangi hastanede? Söyleyeceksin lan! Siz niye burada bekliyorsunuz? İşimiz bu. Savcı Hanım, bir gelir misiniz? Ne oldu Abdüley? Savcı Hanım, Haşim'in evini biz bastık. Ne? Ne yapıyorsun lan sen? Bizi öldürmeye kalktılar. Biz de sıktık. Yemin ederim çocuğun bacağını sıktım. Damara denk geldi. Senin yaptığın işe ne diye anlatıyorsun? Abi, Savcı Hanım abiye söyler. Ben burada öleceğim. Ne diye abiden saklayalım? Cezaevinden bir ömür çıkamazsınız. Sen de taktın cezaevine. Bizim umurumuzda mı cezaevi? Ayrıca meşru müdafaa diye bir şey var. Senin kendini savundun. Ne olmuş ki? Selamun aleyküm. Bir şey mi oldu usta? Haşim Baran'ı vermiyor tabii. Ama vermesin, biz almasını biliriz. Yeter ki üçümüz biri olalım. Savcı Hanım aradı mı seni abi? Aradı. Ne desen haklısın usta. Ama vallahi da billahi de biz istemedik böyle olmasını. İstemediyseniz Haşim'in evinde ne işiniz vardı? Haşim kim sana yok desin? O kadar canını dişine takmışsın. Çocuğunu kurtarmışsın. Bir de utanmadan artistlik yapıyor. Yani Haşim'i öldürmeye gittiniz. Artistliği bir de yüzümüze yapsın dedik. Baktık yok, çıkacağız. Adamları bırakmıyor. Onlar artistlik yapıyor. Abi, seni oraya getirtmek için yaptık. Nasıl getirtmek için? Haşim orada olsa arayacaktık ki Haşim'in evini bastık. Sen gelip müdahale edecektin. Haşim'in canını bağışlayacaktın. Bizi de affedecektin. Baktınız ki Haşim yok evde. Niye giriyorsunuz? Adamlar da armut toplamıyor ya. Usta, kafamın şarteli atmış. Sen neden bahsediyorsun? Abdüley'in bir kabahati yok. Hepsi benim kabahatim. Ama kolay değil usta. Ersoy'u 2 kere, 3 kere elimden kaçırdım. Akıl makıl kalmadı ki. Ersoy başka, Haşim başka Memati. Karıştıracak ne var anlamıyorum ki. Ben sizinle oyun oynamıyorum. Ne demek gidelim basalım Polat gelir? Olan oldu. Doğru, olan oldu. Abi, Baran'ı almadan niye çıktın ki Haşim'in yanında? Aldım Baran, aldım. Bizi vermek karşılığında mı aldın? Ben bugüne kadar kimi kiminle takas ettim Ebati? Etsen de hakkın usta. Memduh'un bir kabahati yok sonuçta. Baran'ın da yok. Haşim ne yapacaksa bize yapsın. Baran'ı öldürecek diye çok korktum. Memati abinin dediği gibi. Haşim bize ne yapacaksa yapsın. Ama Memduh Ağa'nın yüzüne nasıl bakarız? Bizim yüzümüzden torunun öldü nasıl deriz?
çağırdın? Ne haber Cahit? İyiyim abi. Ne yapıyoruz abi? Ben Cahit'le dönüyorum. Haşim evde. Basacaksanız şimdi basın. Ölmez sağ kalırsanız gidin Baran'ı dedesine teslim edin. Haşim'in cesedini de götürün yanınızda. Deyin ki senin torununu da biz öldürdük. Hasmını da, hasmının oğlunu da. İçeri girmezseniz Memduha'ya cenazesini verin öyle gidin. Her halükarda kararımın arkasındayım. Bir daha böyle bir şey yaparsanız dostluğumuz da baki değil. Ardınızda yüz yüze konuşabilecek kadar saygı, sevgi, dostluk bırakın bende. Bir şey yapmadan önce 2 dakika. Fazla değil. 2 dakika neticesini düşünün öyle yapın, olur mu? Sigara var mı? Yok. İçki miçki aldığın haplardan? Yok abi.